Evet, herkese merhabalar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir kargo kutu açımına daha hoş geldiniz. Şu mama sandalyesini içsene. Evet, Adidas'tan geçenlerde söyledim. Hatta Instagram'dan da bunu duyurmuştum çok fazla bana. Abi Harden Wall 6 inceleyecek misin diye soran olmuştu. Ben de tabii ki paylaşarak evet yolda kargoda geliyor demiştim. Harden 5 mi oldu bu? 6. 6. O kadar hızlı çıkmaya başladık artık. Yetişemiyorum. Yani 2-3 tane sonra kaçıyorsun zaten. Kaçırıyorsun bu serileri. Sonracıma PG6'yı da çok sordunuz. PG6 da şu anda kargoda arkadaşlar. Gelecek yakında Nike'dan da onu söyledim. Adidas'tan söyleyince zaten 3-5 güne geliyor biliyorsunuz. Türkiye'de gönderiyorlar. Türkiye'den kargoyu çıkartıyorlar. Kutusu bakalım nasıl? Evet. Çok ilginç bir kutu. Bir öncekinin hani desenine benziyor kutu. Evet. Harden Wall 5'in dediğin gibi desenine benziyor. Şöyle göstermiş olayım. Kutu bana çok toplu geldi bu arada. Yani yaymandan ziyade yüksek geldi. Evet. İçinde şey var ya, şunu koyuyorlar pardon. Şunu koydukları için biraz öyle gözüküyor olabilir. Daha yüksek ve dar geldi. Evet. Üstte de ne yazıyor? Harden Wall 6. Aynen öyle. Roma rakamıyla yazılmış. Güzel, fena değil. Yani en azından farklı bir kutu görmeyi ben seviyorum genel itibariyle. Şu sıralarda arkadaşlar Harden'ın kariyerinde kötü bir zaman. Playoff'lardan elendi. Çok hiç şut atmıyor. Eski Harden yok resmen. Westbrook da Harden da bu sene bittiler basketbol olarak. Yani ve onlar parlıyordu yani geçen sene. MVP'lerdi yani. En iyi oyunculardı 50 sezonlar. 2017-18'lerde falan herhalde. Demek ki o çok stres oluşturuyor bence. Muhtemelen psikolojik olarak kaldıramıyorlar diye düşünüyorum. Yoksa adamın fiziksel kabiliyetinde bir değişim olmuyor. Tamamen psikolojik o yıkım oluyor. Sezonun başında Brooklyn'deydi Harden. İşte Kevin Durant, Kyrie Irving ile birlikteyken. Daha sonra Philadelphia'ya transfer oldu. Orada da aslında daha iyi yaptı. En azından birinci turu çıkabildiler Joel Embiid ile birlikte ama sonrasında yenildiler arkadaşlar. Oyuncuların iyi olmayışı da ayakkabılarına vuruyor biliyor musun? Hangi oyuncu çok revaçtaysa, hangi oyuncu çok ünlüyse işte Steph Curry mesela. Hep ayakkabıları da çok tutuluyor yani. Ben de öyleyim şahsen. Düşünsene onu taşıyan adam mükemmel bir adam, onu taşıyan adam harika oynuyor. Jordan o yüzden sönmedi ya. Zaten Jordan hiçbir zaman bitmeyecek veya LeBron hiçbir zaman kötü olmayacak. Mantık bu yani. Bu adamlar tepede olan adamlar olduğu için biraz kötü oldular mı hemen getirdiği ses azalıyor. Ayakkabı ne kadar güzel olursa olsun sıkıntıya düşüyor yani o ayakkabının pazarlaması, stratejisi. Nike açısından da, Adidas açısından da, markalar açısından da bu bence tehlikeli oluyor. Sen ne düşünüyorsun peki 6 için? Bakalım, beraber şimdi açacağız. Ben internetten gördüğüm kadarını biliyorum. O yüzden elime alıp incelemeyi, bu şekilde ilk fikirlerimi sunmayı seviyorum. Artık hep bana da sürpriz oluyor. Evet. Eskiden hep bilirdi arkadaşlar işim. İki kağıtlı bir sunum var, güzel. Böyle cırtlak mı cırtlak bir ayakkabı çıktı. Yo, cırtlak değil, mint yeşili. Mint yeşili, su yeşili mi? Mint yeşili. Yeşil, şöyle çıkartalım. Direkt Wall 5 esintileri çok var. Onu gördüm ama şey güzel. Paketlemesi bir sürü. Eskiden koyuyorlardı bu şekilde çift kağıtlar falan. Daha çok kağıt olması hoşuna gidiyor benim. Şu şekilde arkadaşlar. Harden Wall 6 ayakkabımız ilk bakışta çok böyle renkli renkli geldi. Farklı renkleri de var tabii ki ama ben biraz daha sahada kendini gösteren bir renk istediğim için bunu tercih ettim. Şöyle topuklarından tuttuğum zaman direkt Wall 5'i hissettim. Wall 5'i de aynı şekilde böyle tutmuştuk. O şeyler içindeki topçuklar var mıydı? Evet Wall 5'te? Vardı, aynısı vardı. Şey koymamışlar, çok ilginç. Bu bir şey koyuyorlar ya, evet. Ne deniyor ona artık. Zaten formu çok kuvvetli olduğu için herhalde ona gerek olmamış. Sığmamıştır evet, belki. Görüntüsüyle direkt bir başlayalım. Ne diyorsun? Bir tanesine sen böyle bir yaklaşıver, bir tanesini de ben elime alayım. İlk önce Harden logosu direkt ayakkabının önünde. Ve şurada ne yazıyor Kamil'e? Aynı kutunun üstünde olan Harden Wall 6 yazıyor. Hemen dilinden yukarı doğru çıktığın zaman bir tarafında iki tane şeyi var, tutma yeri var. Bir tarafında Harden'ın imzası var, bir tarafında... Bu 6 değil sanki. Harden Wall nokta 6 değil mi? Ha yok, o ne demek? 13. Ne alaka? Numarası mı acaba? Evet doğru. İyi şey yaptın, iyi gördün onu. Burada Harden Wall 6 yazıyor çünkü ha, de. Evet. Birbirinden farklı olabiliyor çünkü. Doğru diyorsun. Şurada ne yazıyor? James Harden Signature Series. Evet, imzalı ayakkabı serisi yazıyor. Çift taraflı. Bunu nasıl tutacağız böyle? Bir tane olsa yetiyor. Şuradan bile tutsan yetiyor zaten. Onun dışında design detay olarak aradığım şeyler. Bakayım neler var. Şu sağında solunda bu kutunun üstünde olan yama vari görüntüler var. Bu biliyorsunuz Wall 5'te farklı renklerle kondurulmuştu. Deniz görüntüsü vermişler. Evet, ben, böyle dalga. Evet, doğru diyorsun. Dalga. Splash. Bu çırpıntı yani su çırpması olayı hani potaya böyle fık fık diye giriyor ya hani o fileyi patlatıyor ya ona splash denir. Hani belki dediğin gibi ona bir gönderme olabilir. Arkada ne yazıyormuş?
Three Stripes'ımız burada ve 1/2 Dozen. He, 6'ya ulaştı ya artık. 2'ye ne deniyordu? Düzine. Düzine. Deste düzine. Ha, aynen. Onun yarısı demiş. Making moves, trying to get away from this life I'm living. Same old things every day, wanna change this feeling. Wasting no more time, don't care about what you're saying. Try to keep me down, no time for all your playing. Yeah, even if you doubt me now, you should know I don't care about the things you say. Ne belirtmiş? Ve burada da baksana, H ve 6 yazıyor. Güzel aslında, biliyor musun? Bir sürü detaylar var. Ben keşke ama daha... ipler çok garip geldi bana. Daha farklı bir rengini alsaydım oldum. Elde daha çirkinmiş bu renk. Yani internette sanki biraz daha kendini gösteriyormuş gibiydi. Evet, bu ipin manası, mahiyeti hiç bir önemi yok açıkçası. Öyle koymuşlar. Önde de var. Görüntü olsun diye. Sıkıştırıyor musun? Belki bu öndeki şeydir. En azından bir askı yapısını oluşturması için olabilir. Ama bence öndeki çok fazlalık durmuş. Yani bir bozmuş mu güzel görüntüyü? Bence bozmuş. Yani bilemedim, o kadar şey yapamadım. Görüntü olarak arkadaşlar, şu dediğim gibi yan taraflardaki plastikler, aynı zamanda orta taban deniyor buraya tabii ki, daha güzel duruyor. Plastiğin kalitesi de oldukça hoş, dalgalı bir görünüm. Aynı zamanda yana yapacağınız hamlelerde de tabii ki bir çeper oluşturacak. Bu olduğu gibi alta iniyor. Bu tarz yastıklamalar biraz sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Yani çok hissedemediğiniz yastıklamalar oluyor. Neden? Çünkü siz çok fazla yastıklamayı sıkıştırıyorsunuz. Ya bir balonu çok fazla sıkıştırdığınızı düşünün. Esner mi daha fazla? Esnemez. Mantık o. Burada da sadece esneyebileceği dışa doğru bir katman var. Yana doğru daha doğrusu. Ya bu biraz olsun sıkıntılı oluyor. Yani daha böyle yastık, daha zıp zıp bir yapıdansa daha sert bir yapı oluşturuyor. Ama zaten hardında aşırı aşırı yastıklama olmuyor. Boost olması yine güzel. Light Strike'dı biliyorsunuz geçenlerde. İşte 4'te herhalde Light Strike. 5'te de mi öyleydi? 5'te de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Veya boostlu bir kullanım da olabilir. Yok, 5'te boosta dönmüştü, doğru. Ama hiç ben boost'u hissedememiştim. Yani en azından ismi var diyorum. Bakalım ayağımıza giydiğimiz zaman nasıl olacak, onu göreceğiz. Hemen şöyle altta Adidas Midfoot, yani orta ayak shank deniyor desteği, plastiği. Bu ayakkabının içindeki bir yapı ve form veriyor. Aynı zamanda ayakkabının uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor. Hemen şöyle ayakkabının ön tarafında boost logolarını gördüm. Gördüm. Yani böyle çok aşırı boost boost deyip duruyorlar ama bir anlamı yok yani. 5'te de aynısını yaptılar. Hatta 5'te getireyim yanıma. Böyle konuşuyoruz. Şöyle içinde de aynı şekilde yine boost yazısı mevcut. Yani bu kadar, dur bir dakika, hemen 5'i de getiriyorum. Ona da bir bakalım. Evet, şöyle bunu da getirdim arkadaşlar. Ya bence 5 daha güzelmiş ya. Ben 5'i sevdim, anlamadım ya. Niye 5'i böyle sevdim? Bu 4'e mi benziyor acaba? 5'e değil de. 4'e, bu 5'e benziyor aslında. Şuna bakarsan. Çok aşırı yapılar, benzemiyor. Yani bence o sert, kalın yapı. Baksana içi. İçindeki bu şeyler. Çıkıntılar, top çıkıntılar. Boost logosuna kadar aşağı yukarı aynı. İçine yazmışlar. Tabi bunda içindeki insole oldu. Yani tabanlığınız boost üretilmişti. Çok fazla bir anlamı yoktu. Çok sağlam, çok taş gibiydi. Hatırlarsınız. İncelemesi zaten kanalda var. Merak ediyorsanız veya alabilirseniz, bulabilirseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok kuvvetli, güzel bir yapıydı. Baktığın zaman zaten aynı bu. Baksana, bunlar renklendirilmiş çıkıntılar. Bence çok benziyor. Yani yapıyı korumuşlar. Bana farklı bir ayakkabıya daha çok benziyor geldi. İçindeki zaten olay bana direkt onu hatırlatıyor. Bunun evet, mesela dil yapısı da yine bak, üstünde logolar, şeyler falan varken yani tabii ki illa farklılaştırıyorlar ama yani ben yani bunun serinin devamıyım diyor bana. Ben öyle hissettim. Evet, burada anlatıyorduk, boost diyorduk. Gerçekten içindeki boost'un hiçbir anlamı yoktu arkadaşlar yastıklama olarak. Yani benim kafamda kurduğum, en azından öyle söyleyeyim. Burada nasıl olacak tabii şimdi giyince göreceğiz. Ama yine ağırlığı var yani, şöyle baktığım zaman bu da ağır ama sanki bu daha hafif mi? Bakayım, çok anlayamıyorum açıkçası. Şunu koyduğunda çok ses çıkıyor. Bu zaten hem büyük lap lup bir ayakkabı. Bunu biraz daha böyle ovalleştirmişler, biraz daha sağdan soldan kırpmışlar gibi gözüküyor. Bunu da 44.5 numara almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bu da 44.5 numara. Yani eski tabii ki Harden kalitesi. Harden Wall 3, Wall 1
Mesela bunlar çok güzel ayakkabılar. Hatta Harden'ın bu sene olması lazım. Wall 1'leri giymeye başlamıştı. Hı-hı. Geçen senelerde de falan da giyiyor. Düşün, 1 numaralı 5 sene önceki ayakkabısını giyiyor. Hani bizim millette bazen şey oluyor, daha iyisi daha sonra çıkacak olan. Hayır, bazen öyle olmuyor. O seride mesela. İşte veya Kobe'leri düşünebilirsiniz. Herkes Kobe 4, 5, 6 giyiyor arkadaşlar. Neden? Yani neden daha sonraki onlar 11'ler çok tercih edilmiyor? Veya AD'ler. İşte mantık bu. Yani daha sonra çıkan daha iyi olacak değil. Ayakkabı ayağınıza uygun mu değil mi? Bunlar da tabii ki önem arz ediyor. Alttaki yapılara bakalım. Çok sert, sağlam. Yine dışarıda kullanıma uygun bir ayakkabı olacak. Bak bu güzel. Yani imzalı ayakkabılardan 1900 lira verdim bu arada arkadaşlar buna. 1900 lira verdiğim bir ayakkabının en azından dışarıda giyilebilecek olması hoşuma gider. Biliyorsunuz kıyabilir imzalı... misin tabii 1900 lira ayakkabı. Ama yok diye. Şimdi daha genç arkadaşlarımızı düşünelim. Yani bir tane ayakkabı alacağım diyor mesela. Her yerde giymek istiyorum diyor. O zaman bence çok mantıklı. En azından böyle bir şey alırsanız. Bu da aynısıydı arkadaşlar. Bu da sağlamdı. Ama sanki bu bana daha bile sağlam geldi. Hele ki şu mesela gri çıkıntılar daha bile sağlam. Güzel. Hoş olmuş. Üstündeki şu kaliteye bakalım. Üstündeki değişik bir şey ya. Bu farklı. Anlayamadım ben de. Ne çok oldu? Pislenecek bir kumaş. Evet, çok pislenecek anda birisi üstüne bastığınız an çıkartamazsınız. Mesela burada biraz daha böyle plastikten dikişli bir yapı varken. Kumaş. Bu daha böyle pamuk vari. Çok değişik bir şey. Evet, şuralarını da beğendim. Burası da plastikten. Siyahlık. Ben mümkün değil bir daha. Hemen geçelim. Zaten böyle geldi. Baksanıza. Şurasındaki plastikler farklı. Bunlar daha kötü. Diğer renklerinde, beyazımsı renklerde çok daha kötü olabilir arkadaşlar. Evet. Belki biraz koyu renk almanız mantıklı olabilir ama koyu renkte de bu sefer beyazlıklar, tozlar olacak. Yani onun çok engellenmesi toz mümkün da değil. Çok çeker. Muhtemelen. Üstündeki yapıyı ben de çok beğenmedim. Şu direkt yani kaynatılanlar plastik arkadaşlar. Çok sağlam. İşte bu tarz şeyler de ayakkabının ağırlığını arttırıyor. Yani buraya plastik kaynatıyorsun ama ağırlığını arttırıyor. Biraz daha böyle hafifletici şeyler yapılabilir. Ama Harden gibi ağır adamların çok ağırlık problemi yok. Yani hafif bir ayakkabı istemiyorlar. Daha böyle küçük adamlar biraz daha hafif ayakkabıyı seviyor. Ama Harden bildiğin kilolu canavar gibi adam. Onu tutacak bir şeyler. Hadi. Şimdi ayağımıza giyelim arkadaşlar. Bak, merak ediyorum nasıl bir rahatlığı olacak. Pembeli, yeşilli, mavili, böyle değişik bir pembe renk düşün. Değil canım. Pembe değil mi şunlar? Peach rengi yani. Ha, pembe diye geçiyor bizde. Fazla renk şeyim, skalam geniş değil benim galiba. Neden ya peach? Yani turuncuya daha yakın kavun içi. Şunları da merak ediyorum. Acaba ayağımı tutmada rol oynayacak mı? Bir askı gibi. Yani öyle bir etkisi olacak mı? Bir de yastıklama, bir de şu topuktaki şeyler nasıl rahat? Olacak mı olmayacak mı? Hadi bakalım. Try again. Bu tarz sert ayakkabıların ayağınıza alışması zaman alıyor. Soldan giydim, güzel oldu. İyi, numarası çok iyi. Her zamanki arkadaşlar Adidas numaram 44.5. Gayet iyi oldu. Şunu çıkaraydım ya, neyse. Evet, fena değilmiş bu arada. Ayağım içinde rahat etti sanki. Bu şeyi geliştirmişler. Buradaki topçukları, ayağın aşilinize konumlanan topçukları, pedlemeleri geliştirmişler, daha güzel. Diğerinde o kadar rahat edememiştim mesela. Diğerinde böyle bir hoşuma gitmeyen bir his oluşturuyordu. Bu güzel geldi gayet. Evet, bakalım. Yani yine dediğim gibi arkadaşlar, çok bir yastıklama hissedemiyorum. Ağırlık olarak böyle çok aşırı ağır gelmedi şu anda ayağıma. Ama sanki taban tutuşu efsane olacak gibi. Fena bir yastıklama değil, tam bir böyle guard. İdeal seviyede yastıklama arayan arkadaşlarım için olacak gibi. Rahat, özellikle şurasının geniş oluyor olması, daha işte taraklı ayakları olan, geniş ayakları olan arkadaşlarım için iyi. Şurası çok bir etki yapmadı tahmin ettiğim gibi. Sıkı bir şey değil, böylesine süs koymuşlar. İçerisi rahat arkadaşlar, öyle rahatsız bir his oluşturacak hiçbir şey yok. 5'te daha rahatsız hissediyordum. Şu an daha iyi bile geldi yani. Evet, güzelmiş. Fena değil.
biraz daha bu yastıklamayı kırarsanız, biraz daha ayakkabı içerisinde vakit geçirirseniz daha bile rahat olacaktır. Çünkü şöyle şimdi zıplamaya başladıkça ayağımın altındaki boost'u bir tık daha iyi hisseder oldum. Yani buradaki boost inceliği de çok ince oluyor, biliyor musun? Bir tık daha kalın koyabilseler çok çok daha farklı bir bize rahatlık sunabilirler ama genelde hep böyle yani minimum derecede, işte kaç milim oluyor, 3 milim, 5 milim neyse bir yastıklama koyuyorlar. O da tabii ki rahatlığımızı etki ediyor. Nasıl, görüntü olarak nasıl peki? Yani hoş. Değil mi? Kamerada biraz daha açık renkli görünüyor. Yani gerçekte biraz daha koyu, yani fıstık yeşiline yakın bir yeşil neredeyse, değil mi? Evet. Yani mint bence uyuyor ona ya. Mint yeşili uyuyor, aynen. Şöyle. Ben arka kısımdan da görüntüsünü çok beğendim bu arada. Hı hı. Şu görüntü gayet hoş duruyor. Evet. Güzel arkadaşlar. En kısa zamanda da ben bunun hemen incelemesini yapacağım. Fazla bekletmeyeceğim. Hemen salonu falan da ayarladım zaten. Birkaç gün böyle gideyim oynayayım. Tam bir tadını alayım. Sonra sizlere detaylı performans incelemesini yapacağım. Bunun için de tabii yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Takipte kalıyorsunuz. O zil işaretine basın ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Beğendiniz mi? Hangi rengini beğendiniz? Fiyat 1900 lira. Nasıl? Bence gayet iyi. Diğer Nike'larla kıyasladığım zaman artık Nike'de her şey arkadaşlar 2000 üstü olmaya başladı. Westbrook'lar 2550, Kyrie'ler 250 mi? Öyle bir şeyler. İşte Jordan'lar 3000, LeBron'lar 3000 üstü veya 2800 olan renkleri falan var. Yani dolayısıyla Adidas hala uygun kalıyor. O kadar büyük zamlar yapmadı. Bence bunu değerlendirebilirsiniz. Dame 8'i de almak istiyorum bu arada. Dame 7 mi? Dame 6, 7, 8 herhalde. 8. Evet. Ya o kadar ki... Şeyleri karıştırdım. Aynen. O da yakında gelebilir. Adidas'tan almak istediğim ikinci bir ayakkabı olarak da onu söyleyebilirim. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Ayakkabı Dice bugünlük